Adamın biri kendisini darı zannediyormuş. Fıkratan. Fakat çevresindekiler adamı darı olmadığına bir türlü ikna edememişler. Sonunda almışlar, götürmüşler bunu bir doktora. Doktor adama darı olmadığını tatlı dille, güler yüzle, pek çok örnekler vererek anlatmış. Adam ikna olmuş. Çıkıp gidecek kapıdan. Aklına gelmiş o sırada. Dönmüş tekrar doktora. Doktor bey demiş, tamam ben darı olmadığıma ikna oldum. Ama bunu sokaktaki tavuklara nasıl anlatacağız? Yani bir insan kendi anlattığı fıkraya güler mi? İşte ben gülüyorum. Kusura bakmayın. Absürt bir adamım demek ki. Ama gerçekten biraz sonra anlatacaklarım bu fıkraya çok uygun düştüğü için aslında bir kara mizah olarak kabul ediyorum bunu. Efendim Türkiye'ye küresel sermaye gelmiyor. Bunu biliyoruz. 2017'sinde gelen küresel sermaye sabit sermaye miktarı 1 milyar dolar. Yani yaklaşık yıllık gayri safi milli geliri 850 milyar dolar olan bir ülkeye yılda 1 milyar dolar sabit sermaye gelmesi çok acı. Çok felaket, gelecek için de kötü bir haber. Neyse felaket tellalı yapmayalım, yapmam da. Sevmiyorum. Ayrıca kriz falan bekledim de yok, onu da söyleyeyim. Zaten bütün bu konuşmaları karınca kararınca sesimiz giderse bir yerlere biz de eksiklikleri, noksanlıkları anlatalım da belki birisi ciddiye alır, düzeltir diye yapıyoruz. Peki neden gelmiyor küresel sermaye Türkiye'ye? Çünkü o hal var. Çünkü küresel sermaye sahipleri Türkiye'de gerçek manada bir hukukun üstünlüğü ilkesi ve yargı bağımsızlığı olduğuna inanmıyorlar. Kuvvetler ayrılığı prensibinin tamamen rafa kaldırıldığı konusunda kendilerinden eminler. Öyle biliyor onlar. Siz istediğiniz kadar onlara başka türlü anlatın. Onlar öyle biliyor. Ve tabii ki terörle mücadele yasasındaki o malum madde. Adamlar diyorlar ki, yahu Türkiye'de bir köşe yazarı bize gıcık olsa, tabii onlar gıcık olsa kelimesini bilmezler de ben öyle söylüyorum. Gıcık olsa ya da bizden bir şey talep etse ve biz yerine getirmesek ya da bazı bürokratlar daha önce örneklerinde görüldüğü gibi bakınız şekil 4 dendiği gibi bizden bazı taleplerde bulunsalar ve yerine getirmesek ve bizimle ilgili gazetelerinde, köşelerinde efendim bu falanca şirket küresel şirket olması şart değil, yerli şirket için de geçerli bu aynı zamanda FETÖ'nün finansal destekçisi diye bir haber yapsa, bir köşe yazısı yazsa ne yaparız biz? Ne yaparız? Adamlar haklı. Bu sorunun cevabını bulamıyorlar. Çünkü bu sorunun cevabı hakkında böyle bir şikayet, böyle bir suçlama bir gazetede yer aldığı andan itibaren savcılar hemen soruşturma başladı. Hemen gözaltı kararı, aynı anda mahkemeye başvuruyorlar. Mahkemeden bir karar çıkartıp o şirketin bütün malına, mülküne el koyuyorlar. Gitti özel mülkiyet. Gitti özel mülkiyet güvencesi. Gitti tapu. Tapu güvenliği. Şimdi efendim, hükümetimiz, Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakanlar, yurt dışında gittikleri yerlerde diledikleri kadar çok aman efendim merak etmeyin, siz Türkiye'de yargı bağımsızdır, Türkiye'de yargı tarafsızdır, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesi vardır, Türkiye'de hukuk devletine olan, hukukun üstünlüğüne olan inanç, bağlılık tamdır desinler dursunlar. Tamam da diyor küresel iş adamları, tamam. Hadi biz Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a ikna olalım, biz buna inanalım, doğru da. Yahu bunu savcılarınıza ve yargıçlarınıza nasıl anlatacaksınız? Onları kim ikna edecek? Yani lütfen, lütfen burada, bu noktada sakin. Rahmetli Sadri Alışık'ın bir filminde söylediği gibi suhuletle ve husuletle yaklaşalım olaylara. Kavgasız, gürültüsüz, sağlıklı düşünerek, kimseye kızmadan, öfkelenmeden, vay efendim bunlar bizim için kötü düşünüyorlar demeden yaklaşalım. Öncelikle artık bu o hal ve terörle mücadele yasasının mülkiyetle ilgili olan kısmını mutlaka değiştirelim. Aksi halde önümüzdeki yılda belki bundan beter olur.
Oysa ben 2018'den öylesine umutluyum, öylesine umutluyum ki. Ve bu umutlarımın boşa çıkmamasını çok istiyorum. Halkım da istiyor. Hatta muhalif olanlar daha çok istiyor, aklı başında olanlar. Siz bakmayın CHP'deki bazı milletvekillerinin saçma sapan muhalefet anlayışlarına. CHP'liler de ister. İyi akşamlar efendim.